Kaşar merhaba. Malumunuz yaz mevsimindeyiz ve evinde kedi besleyenler için en büyük problemlerden birisi kedimi evde mi bırakmam gerekiyor, yanımda götürmem mi gerekiyor? Kaç gün bırakabilirim? Ben ne yapıyorum? Bununla alakalı sizin için bir video hazırladım. Eğer tek kediniz varsa arkadaşlar çok da sorun yaşamayabilirsiniz. Mamasını, suyunu yeteri kadar koyduğunuz takdirde, tuvaleti de böyle büyük aldığınız takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki bir yerde de kapalı kalmamasını sağlayın. Yani bütün odaları kullansın. Girmesini istemediğiniz yerler varsa tabii ki oraları kapatın. Bir de giderken nerede olduğuna muhakkak dikkat edin. Çünkü bazen olmadık bir yerde kalıyor. O istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Tek kedide tek sorun şu olur. Çok yalnız kalır. Sıkıntı yaşayabilir. Psikolojisi bozulabilir. Strese girebilir. Ses olmadığı takdirde. Belki bir televizyonun sesini açık bırakabilirsiniz. Ona en azından değişik bir aksiyon oluşur. Hareket oluşur. Bende 3 tane kedi var. Ben 5 günlük bir tatile çıktım ve bu süre içerisinde onları evde bıraktım. Yani götürmek açıkçası bana daha stresli geldi. Kedilerin yeni gittiği ortama alışma sıkıntısı da oluşabilir. Peki ben bu 5 günlük süre içerisinde kedime ne kadar mama bıraktım ya da nasıl bir ortam bıraktım ki sıkıntı yaşamadım döndüğümde de. Bunu yavaş yavaş sizin için anlatacağım. Öncelikle tabii ki kedilerin temel ihtiyaçları nelerdir? Mama, su ve tuvalet kabı. Burada en zor şeylerden bir tanesi aslında tuvalet kabı oluyor. Bir de suyla alakalı da sıkıntı yaşamamanız gerekir. Mamayı kaplar içerisinde yeteri kadar koyabiliyoruz. Yani birçok kap var, mama kapları var. Bunların içerisine koyabilirsiniz. Ama sularına çok dikkat etmeniz lazım. Koyduğunuz kabın içerisinden devrilmeyecek şekilde olması lazım. Bir tane farklı odalara da koymanız gerekir. Ayarlarken arkadaşlar basit bir hesap yaptım. 3 tane yetişkin kedi, 3 tane yetişkin kedi, bir tane yetişkin kedi ortalama 1,5-2 kilo ayda mama yiyor. 3 ile çarptığımızda 6 kilo yapar bu. Maksimum yiyecekleri 2 kilo olarak düşünsek 6 kilo. 5 günde ne kadar yerler? 30 günde 6 kilo yiyorsa 5 günde de yaklaşık olarak 1 kilo civarı yerler. Ben biraz abarttım tabii. Normalden fazla koydum. Ne olur ne olmaz diye. İşimi riske atmak istemedim. Bu nedenle gördüğünüz gibi şu üstü hazneli olan mama kapları var bende. En soldaki. Ve de artı şu şekilde mama kaplarının içerisine de koydum. Ben biraz fazla koydum. Öyle söyleyeyim. Siz de buna göre hesap yapın. Tabii ucu ucuna da koymayın. Ne olur ne olmaz. Sonuçta yol hali, farklı durumlar oluşur, sıkıntılar oluşur. Evde de sıkıntılar oluşabilir. Bu nedenle ben biraz fazla koydum mamalarını. Hatta geldiğimde bunlar bitmedi. Uzun bir sürede bitmemişlerdi. Ve evin sadece tek odasına da koymadım. Yani artı başka yerlere de mamalarını koydum. Su konusunda da daha önceki videolarımdan biliyorsanız bu şekilde akvaryumdan ben su sebili yapmıştım. Daha sonra ben bu su sebilini 15 santim 15-15'lik bir akvaryumdan yaptım. Önce soldakini yapmıştım. Daha sonra sağdakine geçirdim. Bu şekilde kendi kendini filtre eden su kabım var. Bunu doldurdum ağzına kadar. Diğerini de doldurdum. Yaklaşık bir tanesi 3 litre su alıyor. Diğeri de yaklaşık olarak 5 litre su alıyor. Tabii sadece de bununla sınırlı kalmadım. Az önce de dediğim gibi su konusu çok önemli. Olur ya devirirler, çatlar, patlar, farklı bir sıkıntı oluşur. Bu nedenle ne yaptım? Başka bir
Su kabı daha aldım. Daha öncesinde evimde de vardı. Diğer su kabına da farklı bir odaya, üstteki haznesine bir kısmını dolduracak şekilde koydum. Bunları hep tedbir amaçlı yaptım. Yani daha sonrasında sıkıntı yaşamamak için. Bu şekilde de üst haznesine de hafiften su koydum ve ayrı bir yere de bir su kabı daha yerleştirdim. Bir yere giderken en önemli faktörlerden birisi ve genellikle de göz ardı edilebiliyor bu. Fark edilmiyor, düşünülmüyor. Evdeki bütün kapıların önüne bir şey koyun arkadaşlar. Yani kapı tamamen kapanmasın. Kapı kapanırsa kedi o odada kilitli kalabilir. Böyle bir sıkıntı var. Bunu yaşadığınızda kedi orada aç susuz bir şekilde de kalabilir. Bir de kapıyı sıfıra sıfır kapatmayın. Nedenini de söyleyecek olursam, şu sandalyenin mesela üzerine tırmanıp en üstten kapının arkasına atlama riski var kedinin. Kapının arkasına atlarsa orada sıkışıp kalabilir. Bu nedenle kapı yine açılacak şekilde olsun. Kapanmayacak ve tamamen de sıfıra sıfır arkaya dayamayın. O arada bir boşluk oluşsun. Yani kedi arkaya düşse bile oradan kendini çıkartabilsin. Bunu muhakkak yapın, göz ardı etmeyin. Kapıların önlerine bir şey koyun ve arkasında da bir boşluk bırakın. Kedi oraya bir şekilde girer, düşer. Kedi bunlar, başımıza gelebilir. %1'lik bir ihtimal bile olsa bu riskleri ortadan kaldırmak gerekir. En önemlileri bunlar arkadaşlar. Yemeği, suyu ve ortamda rahatça hareket edebileceği bir alan bırakın. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Fazlaca mama koymuşum. O sıkıntısı var. Tabii ki diğer faktörümüz nedir? En son faktör ve en önemlilerinden bir tanesi tuvalet olayı. Bende 3 tane tuvalet var arkadaşlar. Bu tuvaletleri tabii ki mümkün olduğunca en üst seviyeye kadar doldurmaya çalışın. Fazlalığı da atarlar dışarıya. Yani sınırdan yukarıya da doldurmanızın bir anlamı yok. Bu 3 tane tuvaletin bir tanesi çok büyük. Yani 20 kilo alıyor yaklaşık olarak. Eğer evinizde fazla kedi besliyorsanız bu tuvaletten bir tane bulundurmanız şart diye düşünüyorum. Oldukça rahat edersiniz. Geldiğimde tuvaletler tabii ki doluydu ama mesela şu pembe olan aşırı derecede de dolu değildi. Belki bir iki gün daha rahatlıkla idare edecek şekildeydi. Bu 3 tane tuvaletten 2 tanesi yaklaşık 8 kilo kum alıyor. Bir tanesi 20 kilo alıyor. Bunları ben mümkün olduğunca doldurdum ve o şekilde bıraktım. Tabii gitmeden önce de güzelce de temizliğini de yapmıştım. Ve bir sorun yaşamadım. Tabii sorun yaşarsam da muhtemelen o gördüğünüz saksılara da tuvaletlerini yapacaklardı. Böyle bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi kısaca özetleyecek olursam 4 faktör var evden giderken dikkat etmeniz gereken. Bunlardan bir tanesi mama, kedi maması. Kedi mamasını ayrı ayrı kaplara, ayrı odalara koymanızda büyük fayda var. Onun haricinde su, yeteri kadar su cam şişelere koyarsanız daha iyi olur. Plastik yerlerde bozulma yapabilir. Mümkün olduğunca suyu taze kalması açısından önemli. Ben otomatik su sebili yapmıştım. Bu benim çok işime yaradı. Diğer faktörümüz, üçüncü faktörümüz, kapıları tamamen kapanmayacak ve arkasında da boşluk bırakacak şekilde bırakmak çok önemli. Dördüncü faktörümüz de tabii ki yeteri kadar kum, tuvalet. Yani tuvaletlerini rahatça yapabilmeleri lazım bu dönemde. Yani ne olur tuvaletlerini yeteri kadar kum koymazsanız farklı yerlere yapmaya başlarlar. Mecbur, yapacak bir şey yok. Hayati bir mesele değil kum olayı. Ama daha sonra o kokuyu da çıkarmak bayağı bir zor olur sizin açınızdan ve kedinizde de olumsuz alışkanlıklara neden olabilir. Gider saksılara yapmaya başlar. O şekilde alışabilir. Arkadaşlar, bildiklerim çerçevesinde ben tatile çıkmadan önce neler yaptım? Tatil dönüşü nasıl karşılaştım? Bu videonun ileriki kısımlarında onları da görebilirsiniz. Size de paylaşmak istedim.
Belki faydalı olur. Bu konuda da çünkü bazen sorular da gelebiliyor. İşte 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük tatilde ne yapmam gerekir diye. Çok uzun tatillerde mecburen kedinizi yanınızda götürün derim. Eğer bırakacak kimseniz yoksa. Çünkü hadi mamasına suyuna bakan insanlar olabilir ama diğerleriyle de kimse uğraşmak istemeyebilir. Çünkü tuvaleti temizlemek herkesin bildiği bir şey değil. Herkesin yapacağı şey de değil. Bu nedenle elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı da olmuştur. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıkla kalın, mutlu kalın.